Türk dünyasının farklı bölgelerinden Muğla'ya gelen temsilciler İpek Yolu güzergahında Türklerin sorunları ve Doğu Türkistan çalıştayında bir araya gelerek Türk dünyasının yaşadığı sorunları tartıştı. Ama o çalgıyla, o aletin... Türk dünyasından temsilciler Muğla'da İpek Yolu güzergahında Türklerin sorunları ve Doğu Türkistan çalıştayında buluştu. Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Doğu Türkistan gibi birçok devletten gelen katılımcılar Türk dünyasının sorunlarını tartıştı. Çalıştay'ın düzenlenmesinde bulunduğu katkılar nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Osman Gürün'e teşekkür eden Muğla Yörük Obalar Derneği Başkanı Orhan Akçan şunları söyledi. Bizler Muğla Yörük Obalar Derneği olarak Türkiye genelindeki Yörük Türkmen dernekleri şu andaki sayısı 500-600 civarında Türk dünyasıyla ilgileniyoruz. Bugün Türkistan coğrafyasında eğer bir durum tanıyorsa bizim burnumuz kanıyor. Bir yürek yanıyorsa bizim yüreğimiz yanıyor. Böyle bir çalıştay, böyle bir Muğla'da yapılmasını böyle bir planladık. Burada Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'na çok çok teşekkür ediyorum. Türk dünyasına ve bizim Yörük Türkmen camiasına bugüne kadar yaptığı destek ve katkılardan dolayı, çünkü şu anda Türkiye genelinde olsun, yurt dışında olsun, derneğimiz ve konfederasyonumuz, Muğla'mız Allah'a şükür etkinlikte görev almaktadır. Doğu Türkistan'ın 1860'lı yıllardan bu yana Çin işgali altında olduğunu vurgulayan yazar Hızırbek Gayretullah şu şekilde konuştu. Bugün Atatürk Türkiye'sinin en mutlu illerinin biri olan Muğla'da bulunuyoruz. Bu çalıştayı hazırlayan ve buna büyük katkı ve hizmetleri bulunan bütün kurum ve devlet yönetimlerine, yönetim kurularına teşekkür ederken özellikle değerli ve aziz dostum, benim kıymetli abim, belediye başkanı Sayın Doktor Osman Gürün Beyefendi'ye Doğu Türkistan adına minnet ve şükranlarımı arz ediyorum. Bu coğrafyaya bakarsanız, Türkiye coğrafyasında iki büyük toprak var. Biri Kazakistan, ikincisi Doğu Türkistan. Kazakistan'ın yüz ölçümü 2,5 milyon kilometrekare, Doğu Türkistan 1,854 milyon kilometrekare. Çalıştay'da konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Osman Gürün, dünyanın birçok yerinden gelen Türklerin geleceği Muğla'da tartışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları ifade etti. Bütün Türk dünyası, dünyanın her yerindeki Türkler ve kendi birlikleriyle onları temsil eden Muğla'ya gelecek ve biz halimizi ve geleceğimizi Muğla'da tartışacağız. Bu bulunmaz bir nimet ve bizim de sevgi, hoşgörüyle baktığımız dünyaya bu bakışımıza da çok önemli katkı sağlayacak bir eylem. Onun için Muğla'da bu toplantının olmasından belediye başkanı olarak çok büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ve hepinize ve düzenleyen Sayın Hızırbek olmak üzere, değerli başkanım olmak üzere hepinize çok teşekkür ederim.